Türkiye'de 10 bin milli piyango esnafı seyyar bayiliği bırakmak zorunda kaldı. Sisal İtalya'daki çalışma stilini Türkiye'de yapmaya çabaladı. Onu başaramadı. Cep telefonundan ödeme, bankadan ödeme çalışma şekillerini getirerek bayileri tamamen işe küstürdüler. Milli Piyango İdaresi'nin 2019'da Demirören Holding İtalyan Sisal ortaklığına geçmesiyle birlikte bayilerin sorunları arttı. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak, esnafın zor bir 3 yıl geçirdiğini söyledi. 9.7 idi piyangonun karı, 4.25'e düştü. İş bayi olmana gerek yok ki, al sat. Kimse seni sorgulayamıyor. Bu bilet sahte mi, kazı kazan boya mı, nokta mı? Yani Arap saçına dönmüş bir sistem. Yeni sistemin eski yarattığına dikkat çeken Çakmak, İzmir'de yılbaşında 250 bin sahte bilet satıldığını belirtti. Bizler eskide yılbaşlarında denetime çıkıyorduk. Şimdi çıkamıyoruz. İzmir'de 250 bine yakın sahte bilet basıldı ve bunlar satıldı. Daha hala amortileri dönüyor, vatandaş almış, sıkıntı yaşıyor. Milli Piyango İdaresi ilk yıl 7,5 milyar lira hasılat garantisiyle Demirören Sisal grubuna devredildi. Amaç daha fazla bilet satarak ve yeni şans oyunları geliştirerek geliri yükseltmekti. Ancak ilk önce esnafın kar oranı aşağı çekildi. Ardından basılan bilet sayısı da düştü. Yılbaşlarında 33 milyon adet bilet basılırdı. Ellerinde kaldı. Bu sene 25 civarında 25 milyon adet basıldı. Yine satılmadı. İtalyanların mutlaka çekip gitmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango'nun nakit çekiliş hakkını 10 yıllığına Demirören Sisal ortaklığına verdi. Ancak eşya piyangosu hala Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nde. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslendi. Eşya piyangosu yapalım, geliri savunma sanayisine aktaralım dedi. Şu anda nakit çekiliş hakkı Sisal'ın. Ancak eşya piyangosu Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nün. Bir an önce eşya piyangosu ve eşya kazı kazanları çekilişi yaparak bunu savunma sanayine, bu SİHA, İHA gibi yatırımlara gelirin aktarılması lazım. Milli piyangocular İtalyan Sisal grubunun sistemden çekilmesini istiyor. Bu sayede 3 yıl öncesinde olduğu gibi kar oranını yükselterek küskün 11 seyyar piyangocunun yeniden işbaşı yapacağı düşünülüyor.